Bir kadında olması gereken hani bizden beklediğiniz en önemli şey nedir? Göz yaşayını, ihtiras. Ay, bak bak sen gittin. Siz nedir? Gördünüz mü bunları? Yok, nedir dediler. Niye ağlamaya başladın? Kadınlarınızı unutmayın dedim. Evet. Teşekkürler. Evet. Süper. Çok doğru bir yorum. Çok doğru. Sizin de zaten başlatmışlar. Ya kadın indiğinde başlasalar biz onu görmeyecektik. Ama yine sen televizyonda izleyecektin gerçi tekrar. Geç olacaktı. İzlesem ne olacak? Geç olacaktı evet. Daha çok kalbin kırılacaktı. Daha ilerlemiş olacaktı görüşmeleriniz. Şimdi o benim kalbimi nasıl alacak bakalım, kazanacak. Beni nasıl kırdı? Ben onu kırdım gittim onun gönlünü aldım ama o mahvetti. Sen ne o kalpleri verdin niye oldu bence bu şu an? Hayır Adnan'la işim olmayacağını bilir. İşin olmayacaktı ya. Sormaz Melek. Benim kimseye işim olmaz burada. Kırmızı odaya çağırırsın bugün. Kimi? Emre'yi. Hayır. Bilmiyorum. Bence bir konuşmak için çağırmalısın ya. Artık bir konuşmamız lazım. Bıktım ben onunla oturup konuşmaktan anladın mı? Yeter. Sen nasıl istersin? Ne oldu Ayça? Yok bir şey. İzledik zaten Cansel'in olduğunu hepimiz gördük. İzlemenin nesini ağlıyorsun? Neyine sence? Ben de sana soruyorum. Orada ben neyi ağlayabilirim? Notları arkadaşlarının arasında açtık ya saygısız bir şekilde. O özel bir şey değil mi? Onu arkadaşın önünü atıp da okuması sence mantıklı mı? Ya yapma ya. Yapma ya. Bu kadar duygusal da sence de fazla değil mi Ayça ya? Emre'nin öyle bir lüksü yok yani. Emre kendine şah neşah padişah. Alt tarafı şurada bir yarışmacı yani. Aa. Alt tarafı bir yarışmacı mı? Üst tarafı ne? Beyler bir saniye. Tamam. Üst tarafı ne? Çok saçma bu. Çok yani bu ne ya? Harbi diyorum şu anda yani. Hiç gerek yok. Sen var mı? Ekrana bağırıyorsun. Ama sinir oldum abi çocuk mu ya? Ya. Yeah. Tam bir hediye vermişsin yani. Biz de burada bir dostluk paylaşıyoruz. Evet. Abi kötü anladın şey. Mı? Evet yani kötü bir şey yapmadık burada ya. Sen benim kalbimden harfiyet geçse ben öyle bir şey yapar mıyım ya? Ne alakası var? Olayı nerelere çekiyor? Yanlış. Ayça'nın bir anda ağladığını görünce ne oluyor dedim ya yine ne oldu? Hani yine bir yanlış mı yaptık? Ve inanılmaz şekilde gerildim, sinirlendim ve gerçekten şok geçirdim. Şey karışmış olabilir mi Emre? Senin yazdığı kağıtları kendi verdiği hediye olarak sanmış olabilir mi? Hayır abi ne alakası var? Olabilir. Onun verdiği hediye şurada duruyor yani. Abi olabilir. Tamam çünkü belki onu o sanmış yandı. Olabilir, yanlış anlaşılma olabilir. Ya bak bir tane, sadece onun içerisinden bir tane esere özel, eserin kalbini bildiğim için, temiz bir adam olduğunu bildiğim için bir tanecik verdim. Yanlış anlaşılma var orada. Ben evet, sana söyleyeyim bak. Evet, yanlış anlaşılma var burada. Ya böyle konuş. Sürekli beni yanlış algılayacaksa abi. Aynen. Yani abi ama kız ne yapsın? Onlar da abi, kırmızı. Ekrandan gördüğü. Şimdi ne yapsın? Ekrandan gördüğü. Ekrandan gördüğü. Onun içinde öyle şeyler mi yazıyor ama? Ya, onun içinde başka şeyler yazıyor. Onun içinde esprili şeyler yazıyor abi. Bunu ayırt edebilecek zekaya sahip Ayça. Çok ayıp etmiş. O benim sana aldığım özel bir şey yani. Gönlün seni kırdım, üzdüğüm için gönlünü almak için yaptığım çok, bir şey çok o. Ayıp kız etti ona öyle bir kız ki yani. Çok ayıp etti bilmiyorum. Kız sana olacak ki yapmış artık. Kızım onu kimse yapmaz ya. Ben düşmanıma yapmam o hareketi. Sadece arkadaşları bence görse. O ya. 70 bence milyon yani görecek karakterini görebilme şansı. Bir şey söyleyeyim 70 milyon kişi görürsün. O arkadaşlarına göstermemişsin. Benim o erkek kardeşime sevgilisi böyle kalpli kutu içinde bir sürü not yapmış. Hepsini de böyle küçük küçük sarmış bir de bağlamış onları. Bir şey söyleyeyim mi? 2 senedir kutu bendedir. Daha açık bir tanesini okumadım. Yalnız kardeşim sevgilisi yapmış. Ayça'dan en çok ben korkuyordum dedi. Geldiğimde yok dedi gayet hiç korkulacak bir tamam, şey yok gayet Emre iyi dedi. Emre bir hareket yaptı orada. Çok saygısız şey dedi. Bana hayır Emre hadi ortaya koydu diğerleri nasıl alıyor? Bana niye bakarak söylüyorsun? Diğerleri nasıl böyle anneniz şey dedi yapıyor? Saçını başını olmasın hani alacağınız gelinden. Emre dedi ki bana niye bakarak söylüyorsun dedi. Abi bence bu çocuk böyle bir şey yapıyorsa iyi ki ben böyle bir şey oldu ki karakterini görebildin. Bir de öyle düşün bak sevinmelisin aslında. Yalnız diğer erkekler konusunda da düşünmemiz gereken bir şey var. Emre onları okurken birisi gelip de atıyorum Serhan hani. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Serhan ya? Serhan kardeşim diyor ya bana özel, eğilmişim onu kardeşime. Kız sana özel bir şey kardeşim burada niye açıyorsun? Hiçbir erkek de demedi. Helal olsun. İyi bunu da hepsine güzel. Söyleyeceğim. Bak görürsün. Emre ile denk gelirsem Emre'ye de söyleyeceğim. Ay çok zorunlu gitti o ya. Erkeklerden biriyle de denk gelirsem mutlaka söyleyeceğim yani. Onu en azından çocuk açmış hadi bir hata yapmış. Hiç kimse de sesini çıkmıyor. Ya öylesine aldığım bir şey olsa eyvallah da ben onu özel aldım yani. Orada milletin önüne niye seriyorsun sen onu ya? Demek ki bizim özelimiz yok. Yaşadığımız her şeyi anlatıyor onlara. Aşkım, sen niye ağlıyorsun? Ya çok uyuz oldum ya.
Saklanır özel bir şey. Emre bana bir şey alsa ben size göstermem ki. En fazla Emre bana bunu almıştır. Hayır bak, otun, kazak alsa gösterirsin de not olsa ya. Not ya, hepsi bir de dalga geçiyorlar. Aa bu söz güzelmiş falan. Sen kimsin ki o sözü beğeniyorsun Eser? Abi. Güldüler. Adamlar kahkaha atıyordu. Kız ben gördüm yani, ona bakma, ben gördüm. Ayça bugün Emre'nin hediyesini herkese paylaşması üzerine ağladı. Ben Emre'ye çok şaşırdım. Aslında ince düşünen bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Özel olan şeyi özel bırakacak bir çocuk gibi duruyor. Ama eğer öyle bir şey yaptıysa da gerçekten ayıp etmiş. Aslında tamamen duygu yüklü bir davranış. Öyle zannetmiş. Onun tek yanlış olduğu davranış seni dinlemeden harekete geçmiş. İşte onu söylüyorum. Yoksa yaptığı o gözyaşlarına falan benim sonsuz saygım var. Çünkü içten gelen bir duygusunu yansıtmış, üzülmüş. Sana değer veriyor demektir bu. Tamam mı? Bu çok güzel bir şey aslında. Sadece benim ona her zaman uyarıda bulunduğum şey şu. Önce Emre'yi otur dinle. Çünkü Emre sana yanlış yapabilecek karakterde bir adam değil diyorum ben her zaman. Seni dinlerse zaten aydınlanacak kendisi de. Aynı benim aldığı hediyeyle dalga mı geçtiler diye düşündüm. Ben onunla çok acaba konuştum. Yani çok affedersiniz. Kapatalım, abi gibi karşıma aldım. Bence konuştum de. Kendisini kardeşim bildim. Bence ama de, bence de. Aynı konu üstünde sonra bir kişi de 10 kere uyarılmaz herhalde değil mi? Yani o konuda da siz haklısınız tabii ama. Ayça şey şunu kabul ediyor. Kıskancım, seviyorum ve engelleyemiyorum diyor. Onun o bunu kendisi zaten itiraf ediyor. Kırmızı Oda konuşmalarını ben o iyi hatırlıyorum Emre ile Ayça'nın. Kıskanma konusu üstüneydi zaten. Hı hı. Emre de onu bilerek belki hani biraz hareket etseydi mi olurdu? Hani İyi de kız seni kıskanıyor zaten. Hani sevdiğini de sana söylüyor. Özel, kendine özel olsun istiyor seni. Verdiği hediyeyi de belki Eser'le hani paylaşıyor olmandan mutsuz olmuş olabilir. Ama o derece tepki göstermeli miydi? Ne o yanlış. Tartışılır tabii. Ben. O da onun terbiyesinden kaynaklanır. Bence Emre konusunda bir oturup düşünsün yani artık. Bak o gala gecesinde ile alakalı da bir şey söyledim. Onların içinde bir var. Ceketini aldım. Bile böyle kırıcı davranmaz aslında. Yani insan bir kıskanır değil mi? Oo yeni gelen çocuğa sen ne ceket veriyorsun, ne yapıyorsun diye kıskanır yani. Ya işte. Bence ben olsam Ayça'nın yerine oturup bir düşünürdüm hani. Acaba doğru mu yapıyorum diye. Yanlış mıyım ya? Allah aşkına. Aynen. Şurada kakao var mı? Ama hem kendisi diyor Emre'nin kişiliği bu diye. Öyle kişilik de ömür boyu çekilmez yani. Kimse kusura bakmasın. Belki enine boyuna düşünmek zorundayız. Belki yani daha fazla bir şeyler hissediyorsa değişebilirdi kendisi. Vallahi bilmiyorum ama hiç bana göre değil. Kız neyse olur. Sen yeter ki sen kız neyse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kız neyse olur. Aşkım.